Çekeceğim. Düzünü şöyle lan bebekler. Liklik eşekle eski. Çoğalıyor, şimdi buraya geldiler onlar. Şimdi burada döndüğümüz yerde her tarafı ne var ne yok alıyor şimdi. Bir de güneş ışığını da çektik mi parça olarak. Kürdürdü, betaş. Değil mi? Beşer, betaş mı oluyor? Betaş, ne oluyor? Betaş. 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 Yani besli... Betaş. Ha.
Bu hücret değil mi? Ha, eski babalarından bir öğren. Ne oba derlerdi buraya? Buraya Cemekli Obası derlerdi. Cemekli. 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 Cemekli Obası derlerdi buraya. Buralarda. Babalarından bir öğren bura. Süphane o Kızılbayır'ın altı mı oluyor? Kızılbayır bu aşağıda. Bu aşağıda. Süphane de o görünen ziyaret tepe var ya. Tepenin evet. Beri tarafında süphane var. Çeşille var şu aşağıda. Çeşille. Evet, burası kuyucak. O tutların oraya var ya. Evet. Orada kuyucak. Evet. Değil mi? Kuyucak. Karşı taraf kuyucak. Eski Besli'nin obalarından kuyucak obası. Kuyucak obası. O tutlar da var, bunlar da var. Kuyucak obası. Bağlı Bahçeli Deve. Evet. Şimdi oldu tarla. Şu metal şimdi. Evet. Taş iplik fabrikası değil mi? Hı. Ve iplik sahanın açık hava yedek sahası. Burada çekimi su deposunun üstünden, köylere giden su deposunun üstünden bu filmi çekiyoruz. Besin'in çevresini. Hatta Besin'in Kayardı'nın hastaneyi tekeli mükemmel şekilde Yurmur Depe'nin zirvesine kadar alıyoruz. Dünya cennetten bir örnek, dünya cennetten bir örnek. Güneş havası suz melek, karıştır suyu toprağı. Mevlam buna can verecek, karıştır suyu toprağı. Mevlam ona can verecek, Mevlam ona can verecek. Hava cennetten kovuldu, Adem gezdi onu buldu. Kadın cennet meyvasıymış,
Seldik yemir ve etin verdi. Kadın cennet meyvasıymış. Sevdik yemir ve etin verdi. Sevdik yemir ve etin verdi. Beteş sahasını çekti. Şimdi fabrika sahasından örnekler alıyor. Olduğu için belki şey çıkar da buradayız, bahçelerini geziyoruz ve gururla memleketimize hizmet veren bu kurucularına minnet ve şükran borçlu. Evet. Böyle hemşer olsun, gerekse kim olursa olsun bu hizmeti verenler yarının en büyük uyuş verici kişiler olacaktır. Evet. İçinde alıyor mu? İçinde alacak mı? Tabii. Harekette yanıyor mu? He. Bataş fabrikanın içi. He. Hava biraz bulutlu olduğu için ışıklardan biraz faydalanıyoruz. O kapı açıyor mu? O kapıyı açak mı? Buradan görüyoruz. Getiriyorum öne. Ha, ben belki buradayız, sabahleyin yine çekeriz. İşte bizim memleketimizi macir edenler utansın. Bak, bugün bu memlekete hizmet vermek insana gurur duyar be. 4 sene, 3 senedir ayaklanmaya başladı. Biliyor musun? Bu evet. Ayaklanma da... İşte ben de bunu alevlendirmek istiyorum. Ha, bu kirpidi çalıyorum da... bir yerde. Neden gurur duymayalım? Bir taraftan sana şunu söyleyeyim ki, bir taraftan bizim memleketimizin hani anablı olup, hükümetin de anablı iktidarından faydalanıp, biliyor musun? Evet. Reisimizin de burada anablı olup, memleketimizin bu taraflarına bir yığınak yırmak, iş yeri açmak, diğer memleketteki Antep'te, Gaziantep'tekiler falanlar burada gelip iş yerlerini alıp vatandaşı bir iş sahasına sokmak gayesiyle buraları geldiler. Kondular yani. Sağ olsunlar gelenler hep. Temiz adamlar. Şimdi memleket için her çalışan başımızın tacı. Tabii. Biz bunu Besli olarak kabul ediyoruz. Kim olursa olsun. Yani biz Besli halkına hizmet ediyoruz. Yeter ki çalışsın. Kim yaparsa yapsın. Evet. Yaptığı namusla memlekete hizmet ediyorsa başımızın tacı. Tabii tabii. Yani tabii. Siyaset yok, insanlara saygı duymak gerekiyor. Kim olursa olsun. Evet. Kim bir Antepli yaptıysa Antepli'ye de şükran borcumuz var. Yani kim hizmet vermişse. Tabii. Hizmet veren insan cennetliktir. Tabii. O tür sadece ibadet etmek cennetlik değildir. Değil. Kulu doyurmak cennetlik. Bu adamlar geldiler buraya, bu sahayı almak istediler. İki kişileri aldılar, bana geldiler. Bana dediler ki işte arkadaş sen de vereceksin şu sahayı bize. Burası bir şenlenecek. Daha değerlenecek falan dediler. Biz dedik peki biz de verelim. 30 bin metre. Çok güzel. İşin rast geçsin. Yani sana da ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Gerçekten memleket adına. 1000 metrede camı yerini bedavadan verdim gelinlere. Evet güzel. Camı yapacaklar ya buraya. Evet. Onu da gelinlerden bir bağış olarak verdim. Tamam. Aslında 1000 lira para değil. Ha. Suyun litresi 5000 lira. Ha ya. Ona bakalım. Değil. Evet. Ama bir memleketimiz için daha güzel.
feda ettiniz bir her şeyi. Tabii. Fedakarlığa katlandınız. Tabii. Gerçekten belli yani. Tabii tabii. Burada. Hani evet. Bak nasıl şehir buraya gelmiş ha. Geri tekrar. Evet. Şimdi yıllar daha geçmiş. Ziyade bu ha. Şöyle. Yani bu yanlışlık şuradan geliyor. Hı. Hititler bazen şehir gibi şehri kale olarak kullanırlardı. Evet. Toprağı boz olduğu için evet. Adını boz mekan. Yani evet. Oturdukları yerin evet. Adını mekan denir. Orayı boz mekan. Bu oluyor. Böylece kaldı. Ondan sonra Romalılar geldi. Evet. Romalılar baktı ki kır. Evet. Yani evet. Bor. Evet. Yani ot bitmeyen ağaçlık yerlere bor derlerdi. Evet. Ondan sonra Borlu oldu Besin'in evet. Ondan sonra İslamiyet'e geçince Besin'i, Türkler gelip at besleyince şey, Kesin yazısında suvarı geldi. Besin oldu. Ondan sonra Besin'i Besin'i. Besin oldu. Kısıldı Besin oldu Cumhuriyet'ten sonra. Doğru. Besin'iydi Besin oldu. Şurada bahçe. Burada en büyük eser Hititlerinde. Besli Kalesi'ni kuranlarındır. Öyle. Ve bunu da yine filmi çekince orada izah edeyim. Hiç keçi yok ya, hep koyun mu? Keçi yok değil mi?